Full line komutunu göreceğiz arkadaşlar. Bakın öncelikle line'la bir çizim yapalım. Bakın close dedim, kapattım. Bakın her bir çizgi ayrı ayrı seçiliyor arkadaşlar. Her bir çizgi ayrı bir segment. Tek başına bir nesne değil bu çizdiğimiz şekil. Full line'la çizersek arkadaşlar bakın şöyle. Bakın hepsini bir kere de seçiyor. Tek başına bir nesne bakın üzerine geldiğim zaman polyline gösteriyor. Yazısı çıkıyor. Bakın şuraya geldiğiniz zaman sadece bu çizgi görünüyor. Line diye. Arasındaki fark bu arkadaşlar. Şimdi diğer özelliklerini görelim. Polyline'ı seçtim arkadaşlar. Bakın Specify Start Point başlangıç noktasını belirleyin diyor. Tıkladım. Bakın diğer line'da olduğu gibi koordinat girerek çizebilirim. 1000,0 dedim. Bakın sonra diğer komutlarım çıktı arkadaşlar. Arc, Close, Half Width, Length, Undo, Width. Bu Arc komutu arkadaşlar yay komutumuz. Burada komutlara şuradan sağ tuşla da geçebilirim arkadaşlar. Şuradan tıklayabilirim. Burada baş harfleri değil de hangi harf büyük yazılmışsa onları tıklayarak seçebilirim. Ya da yön tuşlarıyla aşağı yukarı seçebilirim arkadaşlar. Aşağı yukarı yön tuşlarıyla seçebilirim. Bakın undo dedim. Şurada noktaya geri döndüm. Şuradan arkı seçtim arkadaşlar. Bakın arkı seçtikten sonra şurada arkla ilgili alt komutlar çıktı arkadaşlar. Bakın angle, açı, açıya girebilirim. Bakın buradan seçebilirim de, tıklayabilirim de, yazabilirim de. Bakın geldim 90 derece yazdım. Şurada kontrole basılı tutarak bakın yayın yönünü değiştirebilirim. Burada center ya da radius girebilirim. Bakın şurada center şuradan seçebilirim. Merkez noktası şurada. Bakın merkez noktasını seçtim. Şurada tekrar bakın center deyip şu noktayı seçip buradan yayımı oluşturabilirim. Şöyle oluşturalım. Şurada tekrar direction'a gelip burada bir doğrultuda oluşturabiliriz arkadaşlar. Bakın kontrole basıp tekrar çizgi komutuna geçmek istiyorsam line'a tıklarım arkadaşlar. Bakın şöyle close dersem bakın kapalı bir şeklin polyline'ım oluştu arkadaşlar. Bakın yine polyline'ı seçtim. Burada half width seçeneğimiz var arkadaşlar. Bakın buradan seçtim. Başlangıç çizgi kalınlığımızın yarı kalınlığı 0 diyor arkadaşlar. Bunu değiştirebilirim. 10 diyelim. Bitiş 0 diyelim. Bakın şöyle bir çizgi çizebiliriz. Bakın başlangıç çizgi kalınlığımız 10. Bakın daha sonra son çizgi kalınlığıyla devam ediyor. Bunu tekrar değiştirebiliriz. Bakın şurada half bit, başlangıç 0, bitiş 10. Şöyle seçebiliriz. Başlangıç bitişe aynı değeri de verebiliriz arkadaşlar. Başlangıç 20. Seçmedim herhalde arkadaşlar. Bakalım şuraya. Baştan yapayım. Bakın şöyle geldim. Polyline'ı seçtim. Half bit. Başlangıç 20. Bitiş 20. Bakın close dediğim zaman kapalı şeklim oluştu. Bakın artık son girdiğim değer 20 olduğu için 20 hep yarı kalınlık 20 idi arkadaşlar. Tam kalınlık 40. Bakın şurada yazıyor. Half width 0 diyelim. Bunları sıfırlayalım. Length uzunluk arkadaşlar. Uzunluk girebiliriz. Bakın şurada second point var arkadaşlar.
Second Point'u tıklarsam şuradan tıkladığım yerden yayını döndürebilirim arkadaşlar. Tekrar line'ı seçip close dersem bakın kapalı şeklimi oluştu arkadaşlar. Polyline komutumuz böyle. Polyline'la çizmekte zorlanıyorsanız arkadaşlar line'la çizin şeklinizi. Daha sonra polyline'a çevirebilirsiniz. Bunu ileriki derslerde öğreneceğiz.